Evet arkadaşlar, küme ziyaretinde bulunduğumuz kardeşimin damındayız. Bir kendisini sizler için tanıyalım. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Ahmet. Ben Ahmet Bayar. Evet. 40 yaşındayım. Dürek besliyorum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Ahmet, evli misin, bekar mısın? Evliyim. Çocuk babasıyım. Evet. Sen Ahmet, dönek mi besliyorsun Ahmet? 25 yıldır kuş besliyoruz. Dolu dolu. Oo, güzel. Kaç tane kümesin var Ahmet senin kendine ait? İki tane. Bir sarmam var. Bir de uçunmak dönen yavru genç kuşlarım var, döneklerim var. Evet. Damızlıklar içeride. Damızlıkların önünde salma var değil mi? Tam arkandaki kümes. Aynen kardeşim. Evet. Diğer kümes kimin? Üçüncü olan kümes? Amcamın kümesi. O da dönek bırakıyor. Amcanın. Amcanın ismi? Menderes Bayar, evet. Ahmet, dönek besliyorum demiştin. Neden dönek besliyorsun Ahmet? Dönek kuşun performansını seviyorum. Dönüşünü seviyorum. Yavru üretmeyi seviyorum. Yani dönek hoşuna gidiyor senin. Aynen, dönek hoşuma gidiyor. Heyecan veriyor bana. Heyecan verdiği için dönek Aynen. besliyorsun diyorsun. Evet. Ahmet, mesela dönek uçuruyorsun, pırıntı atacaksın döneyi döndürmek için. Döneyi sen yalnız mı uçuruyorsun, tek mi uçuruyorsun, yoksa bir böyle bir hoca falan var mı? Hocam var yanında. Yani hocayla beraber uçuruyorsun. Aynen. Hoca dediğin kuş ne mesela? Bango mu? Kaplan azmanla Aynen. uçuruyorsun. Azman. Yani azmanı neden tercih etti? Mesela Şami besleyenler var, ne bileyim bango ile uçuranlar var. Senin mesela azmanı uçurma sebebin var mı? Ben azmanla uçurduğum için, eşine düşkün olduğu için, pırıltı attığım gibi hemen indiği için dönek de arkamdan hemen iniyor. Yani döndürüyorsun yani aynen. döneği. Bu azmanın mesela eşine çok düşkün. Çok düşkün, aynen. Mısır gibi iniyor. Ha, mısır gibi sıkarak yani, gelip sıkarak indiği için iniyor. Arkadan çok da döneği döndürüyorsun. Eşine düşkün olduğu için. He, anladım kardeşim. Ahmet, mesela kendi yavrularını ürettiğinde ayaklarına isim markası falan takıyor musun? Aynen, var. Siyahla sarı renk var. İki marka yaptım ben. Evet. Senin mesela kendi ismin mi yazıyor aynen. yoksa? Ahmet Bayar yazıyor. Ahmet Bayar. Telefon numaram aynen, var. Evet. Bakalım bir Ahmet olsun. Kendi yavrum Galaçeta Allabaş. İki gözü beyaz. İki gözü beyaz. Kendi yavrum mu bu aynen. Ahmet? Kendi markam var zaten. Kesilmez marka. Bakayım. Evet. Ahmet Bayar mı yazıyor? Bir dakika. Bir dakika. Kuş. Ha, sen ters takmışsın. Bir dakika. Ahmet Bayar. Evet. 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 Çakal yavru. Bakın arkadaşlar. Ahmet, toplamda kaç tane güvercinin var? 60'a yakın var. 60'a yakın. Aynen. Yani hepsi dönek mi, yoksa bakıcıların da falan var mı? 40 adet dönek var, 20 adet bakıcım var. Bakıcın. Bakıcıların ne? Posta mı? Şami kırmaları. Şami kırmaları. Evet. Hemen arkanda iki tane tel de var, gördüm. Bakın arkadaşlar. Evet. Tam arkanda bak Ahmet, Şami gelmiş. Evet. Şimdi onları birazdan yakından çekeriz. Arkadaşlara onları da gösteririz. Evet Ahmet, kümeslerinde özellikle bu salma olan kısımda kamera takmışsın. Aynen, yani aynen. Kamerayı neden taktın? Niçin takmaya gereği kamerayı duydun Ahmet? Burada hırsızlık çok oluyor. Evet. Bir de yavrularım kasadan düşüyor. Evet. Gece evdesem bakıyorum, işte gece görüşü var kameramda. Oo, güzel. Yani gece kümesin içi kapkaranlık da olsa aynen. gündüzmüş gibi gösteriyor mu ben kamera? Ben işteysem bile oğlanı arıyorum. Oğlan koyuyor kasasına, tarif ediyorum, şey yapıyorum. He, şu kasaya koy diyorsun, aynen. yeri orası diyorsun. Kuşlarım kaçıyor, kameradan takip edebiliyorum. He, kümesin ben... ön kısmını çektiği aynen, için. Aynen. Evet. Bir de ben... kameran galiba oynar başlıklı, sağa oynar sola dönüyor. Evet, sağa sola dönüyor kamerasıyla. Aynen. Cep telefonundan da izliyormuşsun. Aynen, sen öyle söyledin. Aynen, takip ediyorum. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar bakın, kamera hareketli ekran. Yani böyle başlık dönüyor sağa sola, bakın.
Bakın döndü aşağı doğru. Bakın çok güzel ha. Evet, her tarafı net görebilme açısı var. Her tarafa hakim olabiliyorsunuz telefonunuzdan. Gerçekten çok güzel. Evet Tuncay kardeşim, bu kuş kaçmış işte. Kendi markam var zaten. Kameradan evet. Gördüm, hemen geldim aldım içeri. Kameradan gördüğünde kümesin önünde mi geziyordu? Aynen geziniyordu. Duvara da kalktı aynen. Herhalde. Salmaya girmeye çalışıyordu. Zaten orada büyüdü, salmada büyüdü. Evet. Uçum hemen kümesini aldın içeri. Oraya, uçurma kümesi. Aynen, senin bu yan taraftaki. Ya evet arkadaşlar, şu kümes, köşedeki kümes Ahmet'in kuşlarını uçurduğu kümes. Yavrularını denediği kümes. Orada kaçırmış bu yavrumuzu. Evet, bu yavruyu kaçırmış orada arkadaşlar. Geri gelmiş. Yani kameranın faydası, kümesin önünde dolaşırken, Ahmet kendisi işteymiş o gün. Dolaşırken görmüş kuşu kümesin önünde kameradan. Oğluna mı haber verdin Ahmet içeri alması için? Aynen. Evet, Ahmet'in bir nevi yardımcısı oğlu. Ensar'dı değil mi? Aynen Ensar. Maşallah, Allah başlasın kardeşim. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, Ahmet arkadaşımızın kümesine takmış olduğu kamera burada. Gece görüşlü bir kamera değil mi Ahmet? Evet. Yani gece kümesin içini aydınlık olarak aynen, gösteriyor. Gündüz gibi. Gündüz gibi gösteriyor. Bir de o sağa sola dönüyor değil mi Ahmet? Dönüyor. Hareketli. Aynen. Anladım. Sen telefonundan da takip edebiliyorum demiştin. Tabii kaydediyor. Ayda bir sefer otomatikman kendi siliyor. Siliyor değil mi? Bir ay boyunca kayıt yapıyor. Arkadaşlar bakın, Ahmet arkadaşımızın telefonu elinde şu an. Şu an ben çekim yaptığım anı hemen bakın, orada yukarıda hem tarih hem saat olarak kayıt alıyor. Ve Ahmet arkadaşımızın telefonunu böyle çekiyorum. Ama hakikaten görüntüsü de çok güzel. Yani mesela çok canlı. Sen aynen, mesela aynen. Dokunduğunda ne yapıyor? Döndürüyor mu? Döndürüyor, her tarafı döndürüyor. Kuşları takip edebiliyorum, yavruları takip edebiliyorum. Yani şu yerdeki yem yiyişlerini hani mesela aynen, bak. Aynen mesela bak, yerde bak. Yiyorlar. Evet arkadaşlar. Yuvada düşen olursa yavru dediğim gibi. Evde evdeysem ben yapayım, yoksa oğlum şey evet, yardımcı oluyor. Şu an mesela oluyor. Tam yem yerken çekiyor. Aynen. Evet, kuşları gösteriyor. Biraz daha yukarı al, bizi çeksin bakalım. Evet, evet. Bakın. Yani hakikaten çekimi güzel. Bakın arkadaşlar. Sen şimdi mesela çalışıyorsun. Çay paydosuna çıktın, aynen, yemeğe çıktın. Çay paydosuna çıktın. Mutlaka bakıyorum, kesin bakıyorum. Yani. Ya ne yapıyorsun, hemen kuşlarını oradan izliyorsun. Aynen, kuş kaybetsem iş başında bile bakıyorum, yapacak bir şey yok yani. Hastalık. Yani sevdiğin için aynen. Sen kuşlarını kamerandan ne aynen, güzel takip ediyorsun. Yani. Evet. Zaten kümeslerinin genişliğinden, aynen. Temizliğinden, düzeninden. Yani kuşlarından bir kere belli oluyor Ahmet. Yani senin aynen. İyi kuş baktın. Eyvallah, sağ olasın. Bak görüyor musun? Evet arkadaşlar. Bakın yani ben çok beğendim Ahmet telefonun kamerasından. Bu kameranın görüntüsünü çok harika gözüküyor. Bakın arkadaşlar, böyle çekmeye çalışıyorum sizin için. Evet. Bak şimdi elimi sallayacağım. Gördün mü? Hemen gösteriyor bak. Evet. Ahmet, kuşlarına sade buğday mı veriyorsun yoksa karışık da veriyor musun? Karışık veriyorum. Çoğunluk ama buğday veriyorum. Çoğunluk buğday aynen. Veriyorsun. Kuşların bayağı aç. Evet. Genelde kapatırken mi doyuruyorsun Ahmet? Genelde kapatırken. Uçurduğum için. Evet. Thank you.
Evet arkadaşlar, Ahmet arkadaşımız kuşlarına sert bulay veriyor. İçinde de birazcık karışık da var. Bezelye var. Bu şekil güzel. Ahmet kuşları yem verdiğinde altta bir tane tahta var. Neden öyle bir şey yaptın? Tahtayı neden yaptın? Tahta kuşlar oynadığı için. Hani yem döküyordu yani. Aynen, yem dökülüyor. Temizince zorlanıyor burada. Ha, yemler bir de ızgaradan altına düşüyor. Aynen. Hem tasarruf oluyor hem şey oluyor. Ha, anladım. Maşallah şu çakal da neyin güzelmiş Ahmet. O da benim kendi yavrum. Çok güzel, evet. Maşallah arkadaşlar, çakal da neyin Ahmet arkadaşımız. Çok güzel. Evet arkadaşlar, Ahmet arkadaşımızın Şami kırmaları dediği kuşlar hemen hemen Şami gibi duruyorlar Ahmet yani. Aynen, anne Şami baba kırma. He, ondan yani biraz. Aynen. Şamilikleri fazla gibi, çok. Aynen. Güzeller. Anne Şami baba kırma. Evet. Bir tane tutar mısın Ahmet, şöyle bir yakından çekeyim. Tabii, annesini gösteririm ben sana. Anneleri o mu? Aynen, anneleri bu. Şuraya ekrana doğru getir bakalım. Evet bakın arkadaşlar. Bir de şöyle çevir Ahmet diğer tarafını. Bir 10 yıldır bende hemen. Oo, maşallah maşallah. Çok güzel. Sağ ol Ahmet. Şurada da var bak mesela, çok iyi bir güzel bir erkek. Aynen, onlar da bir kardeşimiz hediye verdi. Paçalı, kardeşim. Paçalı değil mi Ahmet? Aynen, tozluklu ince paçaları var, Asya paça. Bu onun dişisi mi? Evet, onlar da iyi bakıcı. Evet. Adana Şamisi gibi duruyorlar. Aynen. Erkeğin yalnız maşallah burnunun üstündeki beyazlık ona ayrı bir hava katmış. Evet, Ahmet. Sağlam bakıcı. Evet. Evet Ahmet, bu kümesinde en yaşlı, yani yaşı en büyük olan kuşun hangisi? Şami mi, dönek mi? Kemerli erkeğim var. Şurada ha, dönek. Ağaçta. Dönek. Aynen. Kuşun şu an en büyük. Aynen. Şu köşedeki en büyük köşedeki daha çok. Burnunda şey, gagası siyah olan mı? Aynen, çiğdem gaga. Çiğdem gagalar. Kemerli. Ha, şu kasaya kalktı. 12 yaşında. Bu kuş 12 yaşında. Aynen. Maşallah. Hiç göstermiyor ama maşallah çok güzel bir kuş ya. Aynen, çok güzel. Bakın yani bu bakımla alakalı arkadaşlar. İyi baktığı için kuş hala genç görünüyor. Ama 12 senedir Ahmet arkadaşımız da. Şu kemerli erkek.
Evet arkadaşlar, bugünkü küme ziyaretimizin sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni bir küme ziyareti ile birlikte karşınızda olabilme dileğiyle hoşça kalın.